Türkiye'de üretilen maske ve koruyucu ekipman laboratuvarlarda kimyasal ve fiziksel testlerden de geçiriliyor. Denemenin rapora dönüşmesi için de 3 gün beklemek gerekiyor. İnsanlar kullanıyor, örnek veriyorum, maskeyi ama koruduğunu düşünüyor. Belki de korumuyor. O anlamda virüs çok daha fazla yayılabilir diye düşünüyorum. 7'den 70'e herkes maske takmak zorunda. Artık bir parçamız oldu. Ama risk de büyük. Onaysız ve kanserojen içeren zararlı maddelerden yapılan maskeler hastalık riski taşıyor. Alınan maskelerin C belgeye sahip olup olmadığını bakılması lazım. C belgesi olması demek şu demektir. Demek ki bu maske laboratuvara, buralara gelmiş, test edilmiştir. Koronavirüsle mücadelede en önemli kalkanımız elbette ki maskeler. Maskelerin sağlıklı ve dayanıklı olması gerekiyor ki bizi virüsten koruyabilsin. Bu nedenle maskelerin nasıl sağlıklı olup nasıl sağlıksız olduğu bu laboratuvarda yapılan testler sonucu ortaya çıkıyor. Öncelikle buradan bir bakteri aerosolü oluşturuyoruz. Yani bir havayla karıştırıyoruz bakteriyi. Daha sonra bir vakum sistemiyle beraber şurada görmüş olduğunuz cihazla maskeye yükleniyor. Maskede bu bakteri bazılarını tutuyor, bazılarını geçiriyor. Eğer iyi bir maskemiz varsa yüklediğimiz bakteriyi tutuyor ve aşağıya bir şey kalmamış oluyor. Maskede CE belgesi şart. Bu belge maskenin standartlara uygun olduğu anlamına geliyor. O testler de ilk gibi bu laboratuvarında yapılıyor. Üstelik kamuya ücretsiz. Özellikle kamu kuruluşlarına da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle aldıkları maskeleri mutlak surette bize göndersinler. Ücretsiz bir şekilde test edip onların bunun standartlara uygun olup olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin dört bir yanından numune kabul ediliyor. İncelemeler yapılıyor. Özellikle bakteri filtrasyonuna bakılıyor. Yani bu önemli şeylerin bir tanesi bakteri geçirgenliği bakılıyor. Belirli bir değerleri var. O değerlerin üzerinde mi altında mı kalıp kalınmadığına bakılıyor. Testin sonucu 3 günde çıkıyor. Çünkü antibakteriyeller yüklüyorsunuz ve onların sonuçlarına bakıyorsunuz o anlamda. Evet. Bu inceledik. Bu mesela nefes olabilirlikten kalmış. Yani bunu takan insan nefes almada zorluk çekecek demektir. Pek çok maske standartlara uymuyor. Standarta uygun değil. Yani biraz örtücülüğün de olması gerekiyor. Biliyorsunuz yani şu anda her tarafta şey almaması lazım. Ya bunu takıp bakılması lazım. Her malzemeden yapılabilir. Örnek veriyorum ama standartlara uygun olması lazım. Test değerlerinin uygun olması lazım. Mesela özellikle burada bu örme bir kumaş ve dokuma ile beraber yapılan bir maske. Laboratuvarda sağlıkçıların kullandığı tulumlar da inceleniyor. Önlükler var. Bu malzemeyi de çok rahat bir şekilde test ediyoruz biz. Hani o anlamda istenilen özelliklerde olup olmadığını. Ne gibi bir testten geçiyor? Tek kullanımlık bunlar. Tek kullanım özelliklerine sahip mi değil mi o anlamda çok rahat bir şekilde. Evet bu şekilde şey var. Sağlıkçıların kullandığı, işte doktorlarımızın, hemşehrilerimizin kullandığı şeyler. Bunların testleri biraz daha o anlamda kullandığımız malzeme de biraz daha ağır. İstenilen özellikleri biraz daha farklı. YouTube kanalımıza abone olun.